Evet efendim, Mertçe Söyleşi programı HDP Adana Milletvekili Rıdvan Turan'da bütün güzelliğiyle devam ediyor. Evet Rıdvan abi, nerede kalmıştık? Valla işte barıştan bahsediyoruz, demokrasiden bahsediyoruz. Yani bu ülkenin bütün bu olumsuzluklar kaderi değil diyoruz. Evet. Siyasetin üzerine düşen vazifeyi yapmasının öneminden bahsediyoruz. Ve konuştuğumuz konular genel olarak bunlar. Peki büyük insanlık, büyük barış diyorsunuz. İnadına beraber, inadına HDP diyorsunuz. HDP'nin 1 Kasım'da baraj sorunu var mı? Baraj sorunumuz var. Nasıl var yani? Var. Evet. Barajı %13,1 olarak ilan ettik. Evet. Dolayısıyla %13,1 bizim açımızdan artık baraj. Onun üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Evet. Yani bu da gösteriyor ki bir baraj Önceki sorununuz yok kesinlikle. yani 12 Eylül Anayasası'nın tarif ettiği baraj gibi bir sorunumuz yok. Ama kendi kendimize bir önceki seçimde aldığımız oyu baraj olarak koyduk ve onun üzerine tırmanmaya çalışıyoruz. Ki zannediyorum fersah fersah geçeceğiz. Öyle Evet. görünüyor. Peki, önümüzdeki parlamentoda, ya yani önümüzdeki seçimlerde hemen hemen aynı oranda milletvekili çıkar ise tekrar bir seçime daha mı gideceğiz? Ne olur durum? Çünkü şimdiden MHP yine kesin ve keskin tavırlarını koyuyor. CHP de kendince sıralıyor. Gerçi yarın Sayın Selahattin Demirtaş'la da bir konuşması, görüşmesi olacak. Bunlar güzel diyaloglar. Bu bağlamda şeyi de hemen soralım. Ankara katliamıyla ilgili Sayın Davutoğlu'nun işte Sayın Selahattin Demirtaş'la görüşmemesi, o ajandasında olmamasını bir vekil olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de aynı tablo olursa ne olur? Buyurun efendim. Yani tabii bunu kabul etmek mümkün değil. 6 milyon insanın oyuyla oraya gelmiş 80 milletvekili iktidar tarafından görülmüyor. Evet. Tabii bu iktidarın ve Sayın Davutoğlu'nun aynı zamanda katliam konusunda, bu katliamı telin etmek konusunda da tutarlı olmadığını gösteriyor. Çünkü orada hayatını kaybetmiş olan insanların hemen hemen tümü ya HDP'ye oy vermiş, ya HDP çevresinden olan insanlar ya da demokrat, devrimci, sol görüşlü olan insanlar. Evet. Yani siz onların siyasi temsilcisini kabul etmeyeceksiniz. Ama diyeceksiniz ki ya bu çok kötü, çok aşağılık bir katliamdır diyeceksiniz. Ve bu yargınızı da insanların inanmasını bekleyeceksiniz. Bizimkiler karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar tarzında siyaset Evet. sürdürüyorlar. Bunun demokratik siyaset açısından kabul edilebilir en küçük bir tarafı yok tabii ki. Doğru görmüyoruz bu yaklaşımları. Şeye gelince ne olur? Yani üç aşağı beş yukarı benzer sonuçlar çıkar. Evet. Ben bir üçüncü seçimin son derece zor bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Çünkü tekrar seçimde dahi yani 1 Kasım seçimlerinde dahi ülkenin ne hale geldiğini, siyasal istikrarsızlığın, İktisadi istikrarsızlığın ne boyutlara ulaştığını hepimiz gördük. Bu Evet. memleket bir üçüncüyü kaldıramaz. Ama tabii bence bunun bir istisnası var. Eğer bağımsız Cumhurbaşkanımız kendi oylarında yukarı yönlü, bizim oylarımızda da aşağı yönlü bir hareketlenmenin olduğunu görürse, üçüncü bir seçime tevessül etmesini şaşkınlıkla karşılamamak gerekir. Yani Oluyorsa zorlayacaktır yani. uzakta olsa öyle bir ihtimal kesinlikle Elbette, var mı elbette. diyorsunuz? Öyle bir ihtimal var. Yani HDP'nin oylarının düşmeye başladığı ve AKP'nin oylarının da artmaya başladığı görülüyorsa iktidar tarafından onlar bir üçüncü seçimi zorlayacaklardır. Zaten burada memleketin yararına mıdır değil midir tartışmasının çok anlamı yok. Zira 1 Kasım seçimleri de memleketin yararına değildi. Yararına olan şey 7 Haziran'da çıkan sonuçlara göre bir koalisyon kurmaktı. Yani o noktada memleketi ateşe atmaya ya uzak olmayan, bundan imtina etmeyen zihniyetin Mayıs ayında da bir üçüncü seçime gidelim demesine şaşmamak gerekir. Bunu engellemenin tek yöntemi şudur.
HDP'nin oylarının artması ve AKP'nin sabit kalması ya da düşmesi durumunda bir üçüncü seçime iktidarın ve seçilmiş bağımsız Cumhurbaşkanımızın tevessül edeceğini düşünmüyorum o zaman. Evet, Ağrı'da çatışmada yaşamını yitiren uzman onbaşı Muhammed Oruç'un aile evine taziye ziyaretinde bulundunuz. Anne baba, kardeşler ve akrabalarla görüştünüz. Savaş bitsin ve kimse evlat acısı yaşamasın duygusu ortak duygumuzdu dediniz. Gerçekten siz tüm ölümlerden acı hissediyorsunuz. Analar ağlamasın diyorsunuz ve buradan çıkardığım sonuç da kesinlikle budur. Tebrik ediyorum. Gittik. Yani tabii çok duygusal bir ortamdı. Çok üzüldüğümüz bir ortamdı. Yani Cumhurbaşkanı ve Başbakan her fırsatta Ankara katliamıyla bölgede çatışmalarda hayatını kaybeden asker ve polis olgusunu buradaki acıları yarıştırır bir tutum içerisinde ama bunu tabii kabul etmek mümkün değil. Ama benim açımdan acıların hepsi can yakıyor. Ve bunları kabul etmek mümkün değil. Yani çok üzüldüğümüz bir gündü. Aileyle kucaklaştık. Taziye dileklerimizi bildirdik. Açıkçası ben bütün şehit cenazelerine gitmek isteyen bir insanım. Evet. Yani insanın acısını sonuçta insan alıyor. Kesinlikle. O nedenle bunu paylaşabildiğimiz ölçüde ve barış fikriyatını çoğaltabildiğimiz ölçüde adım atıyoruz. İktidarın dili dışında, bakın emin olun, hayatını kaybetmiş, daha da hayatını kaybetmiş gerilla aileleri, asker aileleri, hiç kimse ya bu savaş devam etsin, bu iş böyle olur, kimse demiyor. Herkesin dediği şey şu, bu savaşın, bu çatışmanın bir memleket savunması değil, saray savunması olduğunu hepimiz görüyoruz. Benim evladım yandı, bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın diyor insanlar. Evet. Yani siyaset eğer buna sağır kalacaksa, bu çığlığı duymayacaksa, bunu görmeyecekse Allah bin belasını versin böyle siyasetin ya. Yerle bir olsun bu siyaset evet. anlayışı. Böyle bir şey olabilir mi? Hepsi bizim canımızdır ve hepsi için son derece fazla üzülüyoruz. Mehmet Barış diyor ki çocuklar güldükleri yerde olmalı. Öldükleri yerde değil. Kocaman bir dünyada küçücük bir çocuğa yer yoksa batsın bu dünya. Evet. Kesinlikle bu duygulara katılmamak mümkün evet. değil. Ferit Cengiz, sadece barış olsun. Herkes normal yaşasın, gülsün, eğlensin, gezsin. Diğer ülkeler gibi olalım. Yeter artık. Kan dökülüp nereye kadar demiş. Vay gözünü sevdiğim, bu sağduyulu mesajları öpüp başıma koyuyorum. Mahmut Karabalık, elbette barış her şeyden daha önemli ve önceliklidir. Abdullah Bey, Yüksel Bey, utanmıyor musun bu insanların bu TV'de işi ne demiş. Keşke soyadında olsaydı Abdullah kardeşim. Yani ne yapalım? Yani milletvekili, resmi olarak milletvekilimiz bizim. Adana'nın da milletvekili. Türkiye'nin Edirne'den Kars'a hepsini temsil eden bir vekil. Yani suç mu işledik aldık diye bu mantığı anlamakta zorlanıyorum. Ne diyorsun Abdullah Bey'in bu tavrına? Vallahi Abdullah Bey'e selam ve saygılarımı gönderiyorum. Canım hocam. Benim, canım. Sevgili Abdullah Bey, yani bizim bu televizyona çıkmamamız durumunda bütün memleket meseleleri evet. çözülecekse valla biz memleketten de gideriz yani. Canım hani benim. Evet. Barış gelecekse bizim de canımız kanımız barış için feda olsun. Mesele şu ki problemin tarafları var ve bu problemin taraflarını yok ederek, yok sayarak bu problemler çözülmüyor. Biz şunu konuşabilmeliyiz. Siz bizim varlığımızdan belki hoşnutsuzsunuz ama biz ne zaman birbirimizin varlığını tolere edebilir, birbirimizin farklılıklarına eyvallah diyebilir, bütün farklılıklarla beraber bu ülkenin sınırları içerisinde eşit ve kardeşçe yaşayacağız diyebilirsek aslında o zaman büyük bir ülkeyi el birliğiyle yaratabiliriz. O nedenle bu söylemlerden geçmişte de kimse fayda görmedi, şimdi de fayda görmüyor. Mesele barış ve kardeşliktir.
Evet, bir çeşni olarak Abdullah Bey'in mesajını da dikkate alıyoruz. Serhat Arslan diyor ki yüreğimiz seninle diyor. Çok teşekkür eder Serhat Bey. Hamdi Şölen tekrarı ne zaman demiş. Doğan Haber Ajansı'ndan sevgili dostum Hamdi Şölen'e sevgilerimi gönderiyorum. Sanırım akşam büyük bir ihtimalle haberlerden sonra tekrarı var. Meydanı boş buldun at oynatıyorsun Yüksel Efendi. Ne barışı bunlar lafı güzaftır. Geç bunları demiş. Hasan Hüseyin Bey'in de böyle bir sitemi var bize. Nezahat Uçak Kaya. Kendisini orada konu ettiğim değerli Adanalılardan biri. Yine sitemi var. Bu insanlarla gündem yapmanız hiç hoş değil demiş Nezahat Hanım. Bir ekmek çaldığı için yargılayan adalet. Bu katillere ses çıkarmıyorsa ve bir de utanmadan bu halkın gözünün içine baka baka oy istiyorsa, sizler de bunların masumiyet senaryolarının çekimini yapıyorsanız hakikaten bu Türk halkı oturup biraz da daha düşünsün. Yazık, çok yazık. Ha bu arada ben de Kürt'üm. Kürtleri kullanarak Kürt halkının vekilim olamazlar kendilerini aklayana kadar. Tabii bir kişinin katiline onca ceza verilirken binlerce kınalı kuzularımızı katledip ailelerinin ocaklarına ateş düşürenler ne kadar aklanabilir bilmiyorum demiş Nezahat Uçak Kaya. Kendisine burada kesinlikle ben de saat 9'daymış tekrar efendim programın, hemen rejiden bir müjde geldi, onu ben yüce halkımızla paylaşayım. Evet, Nezahat Uçak Kaya'nın görüşleri bunlar. Kesinlikle ben bu görüşlere katılmıyorum. Her insanı bu kategoride asla ve kata görmüyorum. Bir defa meclis tercihini yapmış. Mecliste bu olayları barışla, efendim parlamentoda çözeceğiz demiş. Bu noktada büyük bir kitlenin oyunu almış insanların tamamını bu şekilde suçlamanın iler tutar tarafı yok. Ama tabii ki buna cevap vermek beyefendiye düşer. Buyurun. Nezahat Hanım Kürt'müş galiba. Ben Kürt değilim. Ben canım Türkmen kökenli bir insanım. Türkmenim. Evet. Vallahi söylediği şeylere çok şey söylenebilir ama sizin moderatörlüğünüzde mümkünse Nezahat Hanım'la biz bir televizyonda oturup tartışalım. Bu teklifi götüreceğim tabii, kabul tabii. Ederse. Tabii. Bunları evet. Karşılıklı olarak konuşalım. Ben kimseyi öldürmedim şimdiye kadar. Canım yapmış benim. Olduğum evet. Tek şey eğer suçsa galiba bu memlekette savaş çatışma olmasın diye. İki taraftan da canlar yanmasın diyedir. Bir de bunu söyleyerek mesela Nezahat Hanım ne demiş oluyor? Biz bu memleketin sorunlarının çözüm merceğini meclis olarak görmüşüz. Meclise gitmişiz. Orada gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce, halkımızın verdiği destek doğrultusunda siyaset üretmeye çalışıyoruz. Yani bana şunu mu demek istiyor? Sen mecliste olma, başka yerlerde olma demek. Başka bir yerin yolunu mu göstermek istiyor? Sanırım mevhumu muhalefetinden öyle bir şey. Eğer buysa biz bu konuda demokratik bir tercihi başından yaptık. Siyasi izleğimiz, çizgimiz burada. Demokratik siyasetin içerisinde yer alacağız. Vallahi birileri istese de böyle, istemese de böyle. Ama eğer arzu ediyorsa bu değerli fikirlerini karşı karşıya konuşmaya ben her zaman varım. Kesinlikle ben Nezahat Uçak Kaya hanımefendiye sevgili Rıdvan Bey'in bu düşüncelerini ileteceğim. Ben kesinlikle ikisini de burada ağırlamaya varım. Bu konuları mertçe tartışsınlar. Kamuoyu da vicdani kanaatini efendim ortaya koymuş olur diyorum ve ben yıllardan beri şu an HDP'nin sözcüsü olan efendim sevgili dostum var orada, HDP'nin sözcüsünü tanıyorum. Bugüne kadar ya insan onuruyla ilgili en küçük bir insanı zedeleyen bir cümlesine şahit olmadım kesinlikle. Ve ben eski il başkanı BDP'nin Uğur Bayrak'ı tanıyorum. Onu burada aldım. Tıpkı Rıdvan Bey gibi bir defa bütün ailemi barış uğruna feda ederim diyecek kadar da kaliteli bir insan. Buradan selam olsun. Yani biz konuşarak bazı olayları çözebiliriz, halledebiliriz. Ötekileştirerek değil efendim. Yani dağa mı çıksınlar?
demek geliyor içimden. Yani adam Ankara'yı tercih etmiş. Orada çözeceğim diyor. Biz bu noktada varız diyor. Bu ülkenin insanından ayrımsız onca efendim oy almışlar. Parlamentoda varlar. Hala bu kışkırtıcı mesajlar benim için bir anlam ifade etmiyor. Ayhan Esin, başarılar vekilim, sonuna kadar arkandayız demiş. Erol Saylan, dikkat edin de canlı yayında kendilerini patlatmasınlar. Teröristin ne yapacağı belli olmaz çünkü demiş. 3 nokta koymuş. Sanırım Erol Bey'e de vereceğim bir cevap vardır. Erol Bey belli ki AKP'nin Ankara katliamı üzerinden yaratmaya çalıştığı senaryonun askerlerinden bir tanesi. Yaratmaya çalıştıkları şey Sabah Gazetesi vasıtasıyla da, havuz medyası vasıtasıyla da yayınlanmaya başlandı. O psikolojik harekat üretilmeye başlandı. HDP'nin bu işi organize ettiğine dair artık akılsızca diyeyim ben, evet. En hafif deyimle vicdansızca bir propaganda başlamış durumda. Yani insanların genellikle akılları yoksa vicdanları da ne yazık ki olmuyor. Bunlara cevap verme gereği dahi doğrusunu isterseniz duymuyoruz. Bir yerde hükümet kendi üzerine düşmüş olan sorumluluğun en küçük bir ayrıntısını yerine getirmemiş. Yerine getirmediği gibi çıkıp özür dilememiş, istifa etmemiş ama hükümet çevresi, havuz medya ve bu zat gibi bir tetikçi ekibi burada HDP'yi suçlamayı siyaset zannetmeye başlamış. Bu memlekette eğer HDP yönetiyor olsaydı bu suçlamaların bir anlamı olacaktı elbette. Ama yalnızca onlara şunu sormak lazım. Ya bu siyaseti sürdürüyorsunuz, bir şeyin tarafısınız ya da bir şeyin bizzat kendisisiniz bir siyasi anlayışın. Sizin lügatınızda bu türlü durumlar söz konusu olduğunda istifa etmek gibi bir erdem hiç yazmaz mı? Hiç yok mudur böyle bir şey? Evet, sorularım içinde bu da vardı benim. Yani Letonya'da bir bina çöktü. Evet. Başkan 56 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin başbakanı istifa etti. Biliyorsunuz bizim şu Körfez geçişinde bir halat koptu. Hı hı, evet. Ki o süreci de biliyorum. O evet. Mühendisin de kabahatin olmadığını da biliyorum. Hiçbir kabahati yok. Adam evet. Gitti intihar etti. Biz bunlara intihar edin demiyoruz ama biraz zerre kadar vicdanınız olsun diyoruz. Vicdanınız olsun i̇şte, diyoruz. Siz de öyle bir koltukta oturuyorsunuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamını temsil eden Büyük Millet Meclisi'nde HDP sıralarında bir koltukta oturuyorsunuz. Yani kabul ederler etmezler benim de senin de hepimizin de milletvekilisiniz. Şimdi ya bu koltuk bu kadar tatlı mı? Bu kadar sıcak mı? Yani ya yani sonuçta bir seçim hükümeti ama bir ölüm kadar zor geliyor bırakıp gitmek. Halk biraz rahatlayacak, acılar biraz azalacak. Yani bu çok mu zor abicim ya? Bu işte iktidar olmak böyle bir şey. Yani bu iktidar anlayışı, ben iktidarsam varım, iktidar değilsem ben yokum. Bu memleket de yok anlayışı. Memleketi kendi varsa var, kendi yoksa yok gören anlayışın doğal sonucu işte bu. Ya bırakın herhangi bir olayı. Bak 300 tane maden evet. işçisi hayatını kaybetti, istifa eden olmadı. Şimdi bu hadise meydana geldi. İstifa eden olmadığı gibi herhangi bir kusur da yokmuş yani. Söylenen şey de o. Bir kusur olsaydı, güvenlik kusuru yani. Olsaydı acaba ne olacaktı? Yani onu düşünmek dahi doğrusunu isterseniz istemiyoruz. Biz insanlardan şunu istiyoruz. Ya kardeşim, oh oldu diyebilirsiniz içinizden. Çok iyi oldu diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. Ama en azından burada 100 tane insan hayatını kaybetmiş. Pek çoğunun ceset parçalarını topladık. Evet. Yani o zemine basılmıyordu. Kandan insanın ayağı kayıyordu. Kaç günlerden beri morg, adli tıp, evet. hastane koridorları arasında arkadaşlarımızın parçalarını toplamaya çalışıyoruz. En azından beni bu kadar yıkan bir şey seni bu kadar mutlu etmesin. Eğer böyleyse bu memleketin bir numaralı vatan hainliğini ve bölücülüğünü sen yapıyorsun. Bunu iyi bil. Bunu iyi bil ve buna göre davran. Başındaki siyasi erk
gelir geçer. Bugün kesinlikle varlar, 20 kesinlikle gün sonra bak olmayacaklar. Bu siyaseti savunduğun sürece sen insan haklarına karşı, uluslararası insan haklarına karşı büyük bir suç işliyorsun. En azından gel bunu yapma. En azından gel biraz vicdanlı ol. En azından kendi çocuğunun, hepimizin çoluğunun çocuğunun geleceği için, ortak bir memlekette barış ve huzur içerisinde yaşaması için bu oh oldu, iyi oldu, bak gördün mü işte terörün sonucu budur gibi, bak bunu HDP yaptı gibi akılsız, alık cümlelerden bir sonuç üretmeye çalışma. Evet. Bu memleket hepimizin, yazık ediyorsun yani. Hem kendine hem memlekete. Evet. Peki liderler böyle acıklı, trajik, travmatik, bütün ülkenin canını yakan, hatta ülkenin kalbinin ortasında, merkezinde 100 kişinin ölümüne sebep olan bu menfur saldırı karşısında neden birleşmezler, birleşemezler? Gerçi sizin liderlerin bir araya gelmesiyle ilgili mesajlarınızı okudum. Ama en azından böyle bir noktada, böyle bir durumda bir araya gelmeleri gerekmez mi? Gelmiyorlarsa arka planındaki insani gerekçeleri nedir? Ben bunu merak ediyorum. Gerekir tabii ki. Ama bakın, iki şeyi birbirinden ayırmak kesinlikle lazım. İki şeyi. Parlamentoda 4 tane lider var. 4 tane siyasi parti var. Evet. Bu siyasi parti liderleri elbette birbirleriyle bu meseleleri konuşmalılar. Evet. Zaten aslında araştırma önergesini vermemizin sebebi Suruç hadisesinden sonra araştırma önergesini vermemizin sebebi buydu. Evet. Bir araya gelelim, konuşalım, tartışalım, evet, komisyonlar kuralım idi. Ama kimse bizden şunu beklemesin. Bakın AKP günlerdir bunun propagandasını yapıyor. Bir araya gelelim, bunu konuşalım, hep beraber telin edelim. Ya eyvallah, telin edelim de biz sen bir sorumluluğunu bir anlat bakalım. Evet. Senin sorumluluğunla benim sorumluluğum aynı değil. Anlatabiliyor muyum? Sen yürütmenin başısın. MİT senden soruluyor. Senden sorulduğu yetmediği gibi MİT müsteşarı senden milletvekili adayı olmak için istifa etti geçtiğimiz aylarda. Asker senden soruluyor. Polis senden soruluyor. Valiler, kaymakamlar, para, mali imkanlar. Şimdi bütün bunlar meydana gelmiş. Masum yani vallahi bunları bir oturalım konuşalım, el ele verelim falan. Biz sizinle el ele veririz tabii ki. Ama bu el ele vermenin sonucu, eğer bu konudaki sorumluluğu üstleniyorsanız, evet, ve ivedilikle bu meselenin üzerine gitmek için adım atacaksanız siyasi desteğimiz arkanızda. Ama bunu söylemeden, burada bizim sorumluluğumuz vardır demeden, sanki dört partinin sorumluluğu eşitmiş gibi çıkıp da gelin yan yana gelelim, bu sorunları çözelim demek her şeyden önce halkı kandırmak anlamına geliyor. Bir dakika ya, bizi başka biri yönetmiyor yani. Bizim Madagaskar Devlet Başkanı bir noktaya götürür. Canım yani. O fotoğraf diyorsunuz, katılıyorum. Madagaskar yani Devlet Başkanı bizi yönetmiyor yani. Evet. Siz bizi yönetiyorsunuz kardeşim. Öncelikle siz bırakın siyaseti, şunu bunu, ahlaken çıkıp bunun hesabını vermelisiniz yani. Hangi birinin hesabını verdiniz? 300 madencinin kanı daha yerde ya. 300 madencinin ailesine verdiğiniz sözleri tutmadınız daha. Ardından Ermenek geldi. Bunların sözünü tutmadınız. Bu bir memleketin bakanı ya, bakan, memur daha. Bundan ötesi yok. Bundan al edip istifa etmiyorsa, yani orada bırakın artık siyaset miyaset konuşmayı. Şurada 20 gün kalmış Yüksel Bey. 20 gün sonra değişeceksiniz, gideceksiniz ya. En azından istifa edin de millet desin ki ya helal olsun, bak istifa ettiler. Ama bakın buradaki demokratik özü onlar öyle görmüyor. Onlar açısından o iktidardan bir tüy dahi kopartılsa kendi iktidarları açısından, kendi otoriteleri açısından muazzam bir zelzele etkisi yaratıyor. Böyle bakıyorlar meseleye. Böyle baktığı için kendi üzerinde hiçbir sorumluluk görmeyip HDP'yi suçlamaya utanmıyor. Böyle baktığı için. Böyle baktığı için ertesi gün karanfil bırakmaya gidiyoruz, karanfil. O kadar canımız yanmış. Orada polis ordularını yığmışlar karşımıza. Biz milletvekiliyiz, seçilmiş insanlarız. İktidar bize gaz sıktırıyor. Çünkü biliyor ki ertesi gün biz oraya gittiğimizde kendi iktidarının bundan ne diyelim hoşlanmayacağını ya da o iktidar gücünün zayıflayacağını zannediyor. Bu demokrasi değil. Bu konuda söylenen bütün demokrasi lafları yalan. Bu hükmetmektir.
koşulsuz, karşılıksız bir biçimde seni tebaa olarak görme zihniyetidir. Bir ülkenin eşit hukuka dayalı vatandaşı olarak seni görmüyor. Bir Osmanlı sultanının tebaası olarak görüyor. Kusura bakmasınlar, bu oyuna biz alet falan olmayız yani. Kendileri bir gelsinler, kendi öz eleştirilerini bir versinler. Bu aşağı giden 2000 tır, MİT tırları neyin nesiydi? Oraya uçaklara taşınan silahlar, mühimmatlar, oradan bir başlayalım bakalım. Bu Suriye politikasından bir başlayalım. Emevi Camii'nde Cuma günü namaz kılma hevesinin bugün ülkemizin ne kadar büyük bir yangın yerine çevirdiğinin hesabını bir konuşalım bakalım. Evet, bu dış noktada, politikayı evet. Ben yönetmiyorum. Dış politikayı onlar yönetiyor. Evet, İstihbarat onlar yönetiyorlar. Bir onlar önce konuşacak. Şimdi gerçekten bu noktada sevgili izleyici yani dış politikada ciddi hatalar yapıyoruz. Bugüne kadar da yapıldı. Yahu bu ülkenin dış politikasının komşu Esad'la ya da Suriyeli insanla ne gibi bir sorunu olabilir? Efendim bizim Mısır'la ne gibi bir problemimiz olabilir? Ya da Irak'la ya da İran'la. Bunlar bizim ezeli ve ebedi komşularımız. İşte ateş buraya geldi. Dün biz bir ağabeydik. Efendim Orta Doğu konjonktüründe oradaki taşların her türlü oynamasında, değişmesinde söz sahibiydik. Yahu biz bugün neredeyiz abi? Uluslararası güçler bizi dikkate alıyor mu? Ciddiye alıyor mu? İşte Rusya gidip ta Hazar'dan oraya bombalar atıyor, füzeler gönderiyor. Peki bizi yani pohpohluyorlar mı? Üstad biz tetikçi miyiz Allah aşkına? Biz neyiz yahu? Ya, ben bunu merak ediyorum. Siz kendinize ne kadar iyi davranıyorsanız dışarıdakiler de size bu ölçüye göre iyi davranırlar. Siz kendi içinizde birliğinizi, bütünlüğünüzü tehdit edecek adımlar atıyorsanız vallahi dışarıdakiler de sizi gereğinde tetikçi olarak görür, gereğinde dış politikasının taşeronu olarak görür. Bizim toplumsal yapımız ve insan malzememiz çok uzun bir süreden beri hızlı bir bozulma sürecine uğradı. Evet. Bunu 12 Eylül'le başlatmak mümkündür. Daha öncesine götürmek mümkündür. Ama ben hani kendi siyasi hayatımın başlangıcı açısından özellikle özalizmle beraber başlayan evet. Furyanın neye dönüştüğünü adım adım gördüm. Bu neoliberal politikaların memleketi nereye getirdiğini gördüm. Bizim değerlerimiz vardı. Nedir? Bir insanın cenazesi olur değil mi? Yan komşusu yemek yapar getirir. Evini temizler. Bunlar ne kadar güzel değerlerdir. Kesinlikle. Örneğin şimdi şuradaki apartmanın dördüncü katının kapısını çalalım. Kesinlikle. Altıncı kattaki kimdir, ne yer, ne içer desek bilmezler. Evet, niye biliyor musunuz? Evet, neoliberalizmin bizi getirdiği yer burası. 99 depreminde ben alanda çalışıyordum. İnsan can kurtarmaya evet, çalışıyorduk. Evet. Ya Japonlar hani gavur deniyor ya. Evet. Japonlar binlerce kilometre öteden gelmişler. İnsan kurtarmaya çalışıyorlar. Bizim vatandaşımız falanca ilimizden gelmiş çete kurmuş. Enkaz altındaki insanları soymaya çalışıyor. Bizim Japonların beraber çalıştığımız ekibin iş elbiselerini çaldılar. Evet. Adamların en uzunu 1.60. Evet. Fosforlu elbiseler. Giysen giyilmez, satsan evet. sayılmaz. Almanların 3 kat 4 kat enkaz altından insan hisseden uzman köpeklerini çaldılar ya. Bunu sen ne yapacaksın ya? Pet shop'a mı götürüp satacaksın? Almanlar bize diyor ki ya hoca diyor bu nasıl bir iştir ya diyor. Ya biz utanıyoruz yani. Bunu izah etmeye utanıyoruz. Banka çökmüş. Altında insan sesleri var. Çevresinde güvenlik tertibatı alınmış para çalınmasın diye. Ya insanlar orada insanlar ölüyor. Yani o dönemde ben şunu hissettim. Benim yaşadığım en büyük travmalardan biriydi. İlk belki de bu boyutta. Bizim insan malzememiz o kadar sorunlu hale gelmiş ki. Gemisini yürüten kaptan, sen kendini kurtar da gerisi ne olursa olsun anlayışı, bu tekçi anlayış, bu bireyi fetiş hale getiren, en önemli şey hale getiren, en büyük değer olarak da maddi değerleri gösteren zihniyet gelmiş ve insanımızı bu hale getirmiş. Toplumsal dokumuz hasarlanmaya başlamış. Bağlarımız zayıflamaya başlamış. Ve tabii bu süren savaş ve çatışma politikası
bunu daha da fazla artırmış. Şimdi bize Twitter'dan, internetten kızanlar, bizi eleştirenler, ya bunları çözmeye yönelik bir politikanız, bir projeniz varsa, aha bu başımın üstünde yeri var canım gerçekten. Canım benim, evet. Ama bunu nasıl çözeceksiniz? Bu öyle bir çetrefil hale gelmiş ki, bu işin artık içinden çıkamaz duruma gelmişiz. O açıdan burada ivedilikle yapılması gereken şey, bir defa biz kendi değerlerimize göre, kendi kültürümüze göre, yani birilerinin bize uluslararası alandan empoze ettiği değerler, kendi değerlerimize göre bir hayat istikameti çizmeliyiz. Bunu yapmalıyız. Biz kendi evimizin içini huzurlu hale getiremezsek, o dış mihrak dediğin şey seni her zaman rahatsız edecektir. Dış mihrak, dış mihrak, dış mihrak. Uluslararası şeylerin evet, taşeronu falan filan. Ya burada mesele ne biliyor musun? Mesela biz ABD'nin iç işlerine niye elimizi sokamıyoruz? Mesela şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada eğer güçsüzsen, eğer kendi iç huzurun bozuksa, evinde sürekli kavga ediyorsan eşinle, komşu diyecek ki buna müdahale evet, edecek. Kesinlikle. Ya biz evde duramıyoruz kardeşim kesinlikle, diyecek. Kesinlikle. Türkiye'nin dış politikasının ve iç politikasının, içeride Kürt meselesinin, dışarıda Orta Doğu meselesinin, AKP'nin ürettiği bu zihniyetin geldiği nokta budur. Türkiye'nin bütün dinamikleri bu anlamda bu uluslararası güç odaklarının müdahalesine açık hale gelmektedir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Sizin Orta Doğu çöllerinde ne işiniz var? Esad'ın düşüp düşmemesi sizin niye birinci sorununuz evet, oluyor? Elbette bu konuda bir tutum belirlersiniz, bir söyleminiz olur. Ama sen oradaki cihatçı çeteleri niye destekliyorsun ya? Oraya niye silah gönderiyorsun? Sen eğer bu ülkede barış ve demokrasi içerisinde, huzur içerisinde yaşamak istiyorsan yapman gereken şey öncelikle bu memleketteki kardeş kavgasını bitirmek kardeşim. Evet, bu kesinlikle. Olduktan sonra her şeyi başarabilirsin. Çünkü önceliklidir, bir ızdırardır, kanayan bir yaradır. Mutlaka ve mutlaka bunun halledilmesi gerekiyor. Efendim bu noktada doğru söylüyor. Emperyalist güçler sizin yumuşak karnınızı görür, zafiyet noktanızı görür. İşte Saddam'ı yediren, içiren, besleyen, büyüten bir canavar haline getirip kendi tebasından 5000 kişiyi katlettiren onlar, sonuç ölüsünü bile delikte kullandılar. Bunlar örnektir kendimize gelmemiz için kesinlikle diye düşünüyorum. Ağzından bal damlıyor. Keşke saatlerce Rıdvan Bey'le konuşsak. İlk defa konu kaldım. Gerçi bundan sonra abi sık sık bir araya gelirim inşallah. Tabii ki yönetim ya da bu mesajlardan etkilenmeyen birileri bize müsaade ederse konuşmaya devam i̇nşallah, ederiz. Inşallah. Olmasa bile dostluğumuz sonsuza kadar devam eder. Ondan emin olabilirsiniz. Başközüm. Bir ara biz Turgut Özal'a göçtüm ben. Orada işte bir apartmanda oturuyoruz. Abi komşum öldü, ağlayamadım. O acıyı hissetmem lazım. Tanımıyoruz birbirimizi. Hiç tık tık birisi gelip kapımı çalmadı. Ve biz orada hanımım yaşayamadı. Biz bir Türkmen evladıyım ben, Sarıgeçili aşiretinden. Dağdan inmişiz kente. Hala da kentli olamadım. Bir tarafım köylü malum zaten. Gidip hedef ellere ne konuk alıyorsun lan? Ar şuraya bir AKP'liyi aslanlar gibi yandaş ol. Dön köşeyi lan. Sen ne böyle riskli şeylere? Sokakta ne olacağın belli değil. Güvenliğin yok. Emin değilsin. Başına bir şey gelse kimse yardımına koşmaz. Ondan sonra şey programcı olduğunu falan zannediyorsun. Abi ağlayamadık. En sonunda oradan tekrar periferiye, halkın içine göçmek mecburiyetinde kaldık. En azından orada ülüş veriyoruz. Suriyeli Lulita, benim şimdi torunumun arkadaşı Lulita'ya buradan selam olsun. Yardımcı oluyoruz. Onlar bize yemek veriyor. Biz böyleyiz. Yani paylaşımı kesinlikle seviyoruz. Çok çünkü güzel. Kur'an'da Cenab-ı Hak diyor ki cennete giden yol kulların, yani halkın arasından geçiyor. Hatta Allah kendisiyle halkı özdeşleştirir bir metinde. Ve yakrazullahu garden hasenen. Kim Allah'a borç verirse yahu Allah yediren, içiren, besleyen, büyüten, her şeyi yöneten o. Borca ihtiyacı mı var? O borcun yerine halkı koyun. Yani kim ezilmişe, garibana, yoksula yardım ederse demektir. O açıdan
alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste demişler. Biz ülkede öncelikli sorunların efendim çözülmesini istiyoruz diyorum. Ve sevgili kardeşimin bir yazısı var. Abi herhangi bir yerde yazı yazıyor musun? Herhangi bir gazetede falan? Gündemde yazıyorum. Daha önce ya ben yıllardır yazıyorum. Yayınlanmış kitaplarım falan var. Öyle mi? Yani şu seçim vasıtasıyla pek yazamaz hale geldim gerçi. Kitap Adnan abi bir Kur'an-ı Kerim malimden getir de hediye edeyim ya. Çok isterim. Türkiye büyük bir uçuruma ilerliyor diyor sevgili Rıdvan Turan. Erdoğan ve Davutoğlu'nun stratejik derinlik tezi alanda karşılık bulamamış ve IŞİD'in konsolosluk baskınıyla çökmüştü. Şimdi savaş Orta Doğu'ya kendi liderliğinde yeni düzen verme iddiasındaki Türkiye'ye dayandı. Bu ülkenin vatandaşları güneyde birbirleriyle savaşıyor. Savaşın bombaları adı konmamış hiç savaş bu işte. Onlarca insanımızı yok ediyor. Meselenin adını doğru koyalım. Türkiye savaşa çoktan dahil oldu ve Pakistanlaşma riskiyle karşı karşıya. Bu işten tek çıkış var. Orta Doğu politikasını çöpe atmak, bölgede Kürt sorununda çözüm temelinde yeni bir politika geliştirmek. Felaketten evvel son çıkış bu demiş. Gerçekten mükemmel çok tespitler güzel, bunlar. Yürekten katılıyorum efendim. Yine Türkiye'de bir ilk insanı insana, insanla, insanda, insanca anlatan Kur'an-ı Kerim'in insanca çevirisi. Yüksel Mert olunca farklılığını orada da fark ettiriyor. İnsanca yani bunu neden böyle yazdım? Çünkü o kurulu yani ilahiyatın literatürü sizi düşünmeden engeller. Onlardır baba. Onlardır bu işin otoriteri. Ama ben insanım. İnsan olarak o kutsal kitap beni bağrına basıyor. Bana çalma diyor. Bana hırsızlık yapma diyor. Bana sömürme diyor. Ve bunlar insanca international evrensel temel prensipler. Efendim bunu hanımefendiye ve size çok teşekkür aileye, ediyorum. En kısa süre içerisinde canım okuyacağım. Benim. Görüşlerinizi de paylaşırsanız ederim. Çok mutlu olurum. Sağ olun. Yüksel Mert'e ait bir çalışma. Tahsin Varol inadına barış Seyit Namır'ın ne demekse parantez içinde. Seyit Namır'ın yani şehitler ölümsüzdür. Canım benim çok güzel. Sezen bütün kazanacağız vekilim devrim kazanacak demiş. Mehmet Doğan Mertçe sor bakalım Yüksel Bey her türlü terörü niçin kınamıyorlar? Dillerinin altındaki baklayı ortaya ne zaman çıkaracaklar? Abi böyle bir dayatmayı bana söyleme. Yani adam zaten bütün bir kendini ortaya koyuyor. Yani sor bakalım işte ya dilinin abi ne var dilinizin altında? Sakladığınız bir şey mi var? Lütfen söyleyin niyetiniz mi var? Bu konuda bize sürekli benzer soru soruluyor. Bize sürekli benzer şeyi söylüyoruz. Evet. Biz zaten şiddeti bir siyasal yöntem olarak uygulamıyoruz ve doğru görmüyoruz. Bakın eş genel başkanım Selahattin Demirtaş'ın evet. Amasız, fakatsız iki tarafa da çatışmasızlık çağrısında bulunuyorum. Her türlü şiddeti kınıyorum. Evet. Doğru bulmuyorum düşüncesini ifade etti. Bunu herkes duydu. Biz de bunu söylüyoruz. Kim eline silah alıyorsa, silahlı hareketi bir çözüm yöntemi olarak görüyorsa diyoruz ki bunları çözüm yöntemi olarak görmeyin kardeşim. Legal siyasi faaliyet var, parlamento var, demokratik siyaset var. Gelin sorunlarımızı burada çözelim diyoruz. Ne kadar güzel. Evet. Bundan daha açık nasıl izah edilebilir? Yani son derece açık konuştuğumuzu düşünüyorum. Teröre, şiddete, zora, siyasette evet. Yer yok diyoruz ya. Daha ne diyelim yani? Evet, çok net olarak ben cevabımı aldım. İrfan sahibi insanlar da almıştır. Sevgili Rıdvan Bey, en son hangi kitabı okudunuz? Ben Cengiz Çandar'ın Mezopotamya Ekspresi'ni okudum. Birden çok kitap okuyorum bir anda. Yani tek kitap okumuyorum. Şöyle yapıyorum ben. Mesela üç kitaba başlıyorum. Evet. Bunlardan mesela bir tanesi politika oluyor. Bir tanesi tarih oluyor. Bir tanesi roman oluyor. Okurken de o anki duygu durumuma göre okuyorum. Mesela evet. Yorgun olduğum zaman roman okumayı tercih ediyorum. Çok güzel. Onunla birlikte militarist modernleşmeyi okudum.
Bunlar aynı zamanda benim yazdığım son kitap için de destek mahiyetinde olan kitaplardı. Kitaplarınızdan birini ben de isterim. Benim de birkaç eser var, size hediye ederim. Birinci kitabın baskısı kalmadı diye biliyorum. Evet. Bu son kitaptan ben size mutlaka göndereceğim. Tamam. Olmazsa gitti gidiyordan falan efendim buluruz. Efendim o gün yürüyorum. Dün HDP'yi konuk alacağımı biliyorum. Sokakta ben bunu buldum. Asri Mezarlığı'nın orada. Her gün programdan sonra yaklaşık 6 kilometre falan yürüyüş yapıyorum. Yani ben halkın içindeyim efendim. Bizler kadınları diyor bulduğum bu şeyde. Bağımlı kılan yardım politikası değil, sosyal hak temelli politikaları hayata geçireceğiz diyor. Özgürlük ve eşitlik için kadınlar kazanacak diyor. Kadınlar kazanacak diyor. Ve bu, yani neredeyse Türkiye'de bütün partilerin fevkinde kadınları önemsiyor. Eş başkanlarının da çoğu kadın. Hatta bugün bir eş başkan da burada olacaktı sevgili Meral Danış Beştaş. Benim bilabedel avukatım. Yani her haksızlığa uğrayan insanların da avukatıdır Meral Danış Beştaş. Haberiniz olsun efendim. Tabii şu şeyin yasağın falan boyutlarını daha detaylı konuşurduk ama kendilerine selam olsun. Neden bu kadar çok kadına önem veriyorsunuz? Toplumun %50'si. Aslında bu soruyu biraz şöyle almak lazım. Biz ekstra bir şeye önem veriyor değiliz. Yani biz bir karar merci değiliz erkekler olarak. Bu hayatın %50'si kadınlar. Müthiş. Dolayısıyla kadınlar hayatı yönetiyor, hayatı evet. üretiyor. Örneğin bizim partide eş başkanlık falan hani bunlar bilinen şeylerdir evet. ama örneğin bu adaylık süreçlerinde de kadın yapısının, kadın kollarının uygun görmediği hiç kimse aday olamaz. Hiçbir stratejik karar Müthiş. Kadınlardan geçmeden, kadınların onayı ve okeyi alınmadan karar haline gelemez. Yani. Desene şu parti anaerkil bir parti. yani eğitilmeye çalışıyoruz evet. biz erkekler olarak. Evet. Çünkü erkekler hep her şeyin en iyisini bilir ya. Kesinlikle. İşte en iyisini bildiğimiz için memleketin geldiği yere bakın. Erkeklerin yönettiği bir memleket. Kuşkusuz kadınlar adına söz söyleme ehliyetini kendimde görmüyorum. Ben de bu alanda eğitim görüyorum. Öyle ifade edelim. Ya bizim parti hayatımızda erkek egemenliğin kadınlar tarafından törpülendiği bir alandır. Yer yer eleştirilerle, sert eleştirilerle, yer yer kadınların siyasi etkisi ve baskısıyla daha farklı bir siyasi kültür oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü örgütünüz neyse gelecek toplum tahayyülünüz de odur. Örgütünüz son derece ataerkil, aslı bastı, kestiğim kestik bir örgütse gelecek toplumu demokratik yapmanızı kimse sizden Kesinlikle. Bekleyemez. Yani. Peki Bugün vekilim, neyse yarın da odur. Peki vekilim sözünü balla keseyim sona doğru geldik. En çok Adana sokaklarında, yüce halkımızın size müracaatında öncelikli olan sorunlar ve problemler ne? Vallahi Adana'da bu işsizlik durumu çok can yakıcı. Nereye gitsek, mesela sanayicilerle de konuştuğumuzda bu ekonomik problemler, hani işçiyle de konuştuğumuzda işsizlik aynı paydada ve bir türlü işin içinden çıkılamaz hale gelmiş. Yani kapanan fabrikalar, tarımın giderek tasfiye ediliyor olması. Çukurova yani bastonu soksan ağaç olacak, altın eksen altın bitecek toprakların giderek üretimin dışında kalıyor olması. Bunlar çok can yakıcı şeyler ama alanda en fazla gördüğümüz şey işsizlik ve yoksulluk. Peki efendim Adana Şehremini Sayın Hüseyin Sözlü, Seyhan Şehremini Sayın Zeydan Karalar, Çukurova Şehremini Sayın Soner Çetin, Bilal Uludağ, efendim Mahmut Çelikcan, Alemdar Öztürk şöyle bir merkezde bunlar. Hı hı. Yani ilişkileriniz nasıl, hizmetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben doğrusunu isterseniz hani ilçelerden önce Adana için konuşayım. Ben öteden bu yana doğru düzgün bir belediyecilik yapıldığı kanısında değilim. Evet. Belediyecilik asfalt dökmek, tretör boyamak falan değil. Belediyecilik aynı zamanda siyasetin yerelleştiği alanlar. Yani demokrasinin temel zeminidir belediyecilik. Bu açıdan meclislere dayanmayan,
ve kentin temel sorunlarını esas almamış bir belediyecilik anlayışının yani bu yönetim değil, bundan önceki yönetimi konuşalım. Sürgüt devam ettiğini düşünüyorum. Facia olaylar var. Mesela metro facia bir evet. hadisedir yani. Belki binlerce insanla konuştum. Bir tane bu metrodan ben çok memnunum, benim çok işime yaradı diyen, metro derken hafif raylı sistemi evet. kastediyorum. İnsan yok. Yani belediyecilik hizmetlerini genel olarak Türkiye'de merkezi iradenin basıncı altında kalan ve bu nedenle de yalnızca işte bir takım ne diyelim ufak tefek bayındırlık işleri, işte asfalt dökmek, teratuar boyamak, bilmem ne yapmak, köprü yapmak meselesine sıkıştırılmış bir siyasi perspektif egemen. Bu Adana'da böyle. Adana'da daha yakıcı. Niye daha yakıcı? Çünkü Adana çok kozmopolit bir yer. Nüfus fazla. Kent ve kentin merkezi dar. Meydan olmayan bir kent. Trafiği son derece sıkıntılı. Kirlilik hat safhada. Yeşil alanlar son derece az. Çok fazla zannedilir oysa ki. Yeşil alanlarımız son derece az. Ve ekolojik olarak da giderek kötü bir tarafa doğru savruluyoruz. Kent tarım toprağı kirleniyor. Sularımız kirleniyor. Türkiye'de temiz bir akarsu kalmadı ne yazık ki. Yani kaynaktan çıktıktan kısa süre sonra sularımız kirlenmeye başlıyor. Ve tarım toprağının bu Kuzey Adana olarak tarif ettiğimiz ucube kentleşmeye kurban edildiği bir şey yaşıyoruz. 15 bin futbol sahası düzeyinde bir alan 10 küsur yılda yapılaşmaya terk edilmiş. Bunu dünyada bir yerde söyleseniz kimse buna inanmaz. Evet. Biz tarım toprağını yok ediyoruz. Yani 2020'de büyük bir kuraklıkla karşı karşıya kalacağız ve en kıymetli şey besin haline gelecek. Ama biz kendi elimizdeki altın yumurtlayan tavuğu kesiyoruz. Hollanda'nın toprağı mı var? Denizden kazandıkları evet. toprakla tarımdan yılda 100 milyar dolar para kazanıyorlar. Türkiye'nin bu kadar geniş tarım toprakları var ve Çukurova dünyanın en önemli 3 ovasından bir tanesidir bu konuda. Bizde ise tüm Türkiye'de yılda 10 milyar dolar değil 8 küsur milyar dolar biz tarımdan para kazanabiliyoruz. Bu bile abi, durumun vehametini gösteriyor. Rıdvan Bey sona geldik. Alo Yüksel demeden birileri. İşte medyanın sizinle olan ilişkilerini ya da Türkiye'de medyanın birçoğunun seyirciye, sahneye, konuya göre konuşlanmalarını neye bağlıyorsunuz? Nasıl Adana yerel medyasıyla aranız? Birkaç cümle. Adana yerel medyasıyla aramız iyi. Fakat tabii özellikle merkez medya açısından konuşulacak olursa, yani iktidarın üzerlerinde yoğun baskısının olduğunu görüyoruz. Ciddi bir otosansür kurumunun çalışmaya başladığını görüyoruz. Ve HDP'ye yönelik olarak da çok uzun zamandan beri, dikkat edin tartışma programlarına, HDP üzerine tartışma var. 5 kişi, 6 kişi katılmış. İçlerinde HDP'li yok örneğin. Abi yani insaf et, daha 2 gün önce Meral Danış Beştaş'ı CNN'de izledim. İlk defa. Tarafsız bölgede. Meral Hanım'la birlikte bir arkadaşımız daha çıktı. Yine aynı gün. Ondan o zamana kadar uzunca bir zamandan beri kimse çağrılmadı, dikkat edin. Hatta biz şu değerlendirme yaptık. Meral Hanım çağrılınca ya ne oldu dedik ya. Bu ambargoda delinme mi var, azalma mı var? Gidip gitmemek konuşuldu. Mutlaka gidilmelidir diye fikrimizi söyledik. Çünkü o zamana kadar kimse çağrılmamıştı. Çünkü birileri, yani siyasi iktidar bazı basın kuruluşlarına seçim döneminde sözüm ona bizim haberimizi yaptı. İşte, herhalde yeni düğmeye basıldı. Çünkü ben her gün televizyonda hemen hemen Ayhan Bilgen'i ve HDP'li çoğu insanları ya bundan 6 ay önce, 5 ay önce arz-ı endam ediyorlardı. Tabii ki vardı. Ama aşağı yukarı 2 ay önce net bir direktif gitti. Bu konunun tolerans kabul etmeyeceği çeşitli mercilere bildirildi ve HDP'liler çıkartmayacaksınız dediler. Yavaş yavaş bir yumuşama var gibi. İlk defa Meral Hanım çıktığında biz de böyle düşünmeye başladık. Ama evet. nedir göreceğiz. İnşallah onlarda da bir transformasyon olur müsbet anlamda. Umuyorum, peki umuyorum. Üstad, HDP ile ilgili görüşlerinizi söylediniz ama 1 Kasım'da ilgili diğer partilerle ilgili bir tahmininiz var mı? Birkaç cümle onu da alalım. Ben yalnızca AKP için düşüncemi söyleyeyim. AKP'nin güç kaybedeceğini düşünüyorum.
HDP'nin de güç kazanacağını düşünüyorum. Türkiye yeniden bir koalisyon sürecine adım atacağı kanısındayım. Yani burada siyasetin önündeki vazife halkın kararına bu defa riayet etmektir ve o çerçevede barışın, demokrasinin kaim olduğu bir ülkeyi, bir hukuku egemen kılmaktır. Yani bunu temenni ediyoruz. Peki Rıdvan Turan, evde eşin, hanımefendi, yani mutfağın neresinde sizi ağırlar? Mutfağın neresindesiniz? Bir de ya aman Rıdvan, yani ne yaptın böyle siyasete girdin kardeşim gibi ızdırar halini beyan ediyor mu? Yani yenge şikayetçi mi senden kardeşim? Çok güzel. Şimdi ben ameliyat oldum. Bir süredir ev işleri yapamaz durumdayım. Ama ondan önce mutfakta benim de güzel bir yerim var. Öyle yani mi? Beraber üretiyoruz. Eşim tıp doktoru. Yani o bana hani siyasete niye girdin demiyor. Çünkü o da HDP'nin parti meclisi üyesi. Biz politik bir aileyiz. Evet, aynı yani. Yolun yolcususunuz evet, yani. Politik bir aileyiz. Evet. O açıdan kimsenin kimseye öte git diyecek hali yok. Peki Rıdvan Bey, şimdi bir de benim arşiv sorum var. Bunu bir kitap haline getireceğim inşallah. Ben noktaladım da kitap yazmayı Kur'an-ı Kerim mealinden sonra. Benim damadım yapacak. O da Urfalı, İbrahim şehirli bir benim eniştem. Allah razı olsun. Ailesine buradan sevgiler. Hepsi Anadolu'da efendim. Açık göz ailesi. Şimdi bir gün emir hak vaki olursa Rabbim sizi güzel eşinize, çocuklarınıza, dünya insanlık ailesine bağışlasın. Ömrünüz uzun olsun. Herkes için temennim budur benim. Küllü nefsin zayigatil meh diyor Cenab-ı Hak. Evet. Her can ölümü tadıcıdır. Yani acı bir şeyden bahsetmiyor. Tatma diye bir farklı bir boyuttan bahsediyor. Mezar taşınıza bir cümle ne yazdırmak istersiniz? Arşiv sorum. Emin olun hiç düşünmediğim bir şey. Fena adam değildi diye yazsın. Çok güzel. Şimdi dinleniyor demişti biri. Hiç unutamam. Sevgili Savaş Ay demişti ki mezar taşımı çalmayın, Fatiha'nızdan vazgeçtim yeter demişti. Adanalı Aytaş Durak en akıllı benim demişti. Efendim Adana'nın en akıllısı benim demişti ama icraatlarını sevgili beyefendi eleştirdi ama akıllı insanlarla da istişare yapmayı severdi demişti. Bana gelince ben dik başlı doğdu, dik başlı yaşadı çünkü dik gelmişim efendim. Dik başlı öldü, Fatiha'nıza gerek yok, ettiğini bulsun, buldu diye tek mezar taşı istiyorum ama ailem bunu becerebilirse, bu cesareti gösterebilirse kesinlikle. Allah son cümleleriniz versin. Son cümlem şu, Türkiye alternatifsiz değil. Yani inanırsak mutlaka başarabiliriz. Daha eşit, daha demokratik, çalışanın çalıştığının karşılığını aldığı, emeğinin karşılığını aldığı, barış ve demokrasi içerisinde çocuklarımızın geleceğinden şüphe duymadığımız bir ülkeyi el birliğiyle kurabiliriz. Kimseyi ötekileştirmeden, inancı, kültürü, dili, şunu, bunu, bunlar tartışma konusu olmaksızın kardeşçe bu memlekette yaşamak mümkündür. Buna önce hep beraber inanalım ve kimseyi ötekileştirmeden, kimseye mezhebini sormadan, kültürünü sormadan hep beraber el ele tutuşarak bu ülkeyi güzel bir kardeşlik sofrası haline dönüştürelim. Temennim ve son sözüm bu. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bir Mertçe Söyleşi programının sonuna geldik. Bu vesileyle yine Ankara'da o menfur saldırıda ölen, şehit olan yurttaşlarımızın tamamına A'dan Z'ye Allah'tan rahmet ve mağfiret, tüm ailelere, tüm Türkiye'ye sabır ve metanet, teenni, barış, sevgi, saygı, güven dileklerimi, dualarımı, temennilerimi iletiyorum ve biz gelmedik davi için, bizim işimiz sevgi için, gönüller yıkmaya değil, gönüller yapmaya geldik diyorum. Yarın Seyhan Şehremini Zeydan Karalar ve güzel eşiyle birlikte olmak ümit ve duasıyla hepinizi sevgili Rıdvan Turan'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz.